Türk isyancı lider öldürüldü. Evet, şaka değil. Yalan haber her dönem vardı. Az önce duyduğunuz cümlede Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Atatürk'ün emrindeki ordunun direncini kırmak için uydurulmuş bir haberdi. Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi olarak tarihin sayfalarına yazılmış önemli bir dönemdir. Kemal Atatürk, bu mücadelede liderliği ve askeri stratejileri ile ön plana çıkmıştı. Tüm dünya onu ilk olarak Kurtuluş Savaşı'ndaki başarılarıyla tanımıştı. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği başarısı o dönem yabancı basının da dikkatini çekmişti. Peki Kurtuluş Savaşı yıllarında yabancı basın tarafından Türkiye ve özellikle de Atatürk hakkında yazılan haberleri biliyor musunuz? 19 Mayıs 1919'da başlayan Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923'te sona ermişti. Kurtuluş Savaşı'nın ilk günlerinde Atatürk, İtilaf Devletleri için tam bir bilinmezdi. 19 Mayıs'ta Samsun'da milli mücadelenin ateşini yakan Atatürk, bakın yabancı basında nasıl yankı uyandırmış. Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasından yaklaşık 1,5 ay sonra çıkan haberde, savaşçı Türk kuvvetleri, Erzurum ve Trabzon civarında yoğunlaşmıştır. İfadelerine yer verilerek Erzurum Kongresi'nden bahsedilmiş. Eylül 1919'daki başka bir haberde ise Kemal Atatürk'ün adı yabancı basında duyulmaya başlanıyor. Bu haberde ise Atatürk'ün emrinde 6 askeri birliğin İtilaf Devletleri'ni tehdit edebileceği yazıyor. Haberde ayrıca Atatürk'ün artık Anadolu'nun kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını anlıyoruz. Kemal Paşa tutuklanması emredilmesine rağmen Konya'yı ele geçirdi. 27 Eylül 1919 tarihli haberde Paşa alayı Konya şehrine aldı ifadeleri kullanılmış. Haberde Atatürk'ün yerel yetkilileri kovmasından bahsedilmiş. Ekim ayındaki başka bir haberde ise Atatürk'e bağlı kuvvetlerin sayısının 300 bin olduğundan bahsedilmiş ve Kemal Paşa'nın İstanbul'un kontrolünden tamamen çıktığı yazılmış. Yine Ekim 1919'daki başka bir haberde de Konya'nın demiryolu merkezi olduğuna vurgu yapılmış ve Atatürk tehlikesine karşı uyarılarda bulunulmuş. 13 Ekim 1919'daki haberde ise Edirne ve Bursa'nın ele geçirilmesinden bahsedilmiş, bu iki kentin eski başkent olduğu anlatılmış. 10 Kasım 1919'daki haberde Kemal Atatürk'ün ile Lenin'in ittifak kuracağı yazılmış. Ayrıca Azlavur Ahmet'in Kuvayi Milliye ile olan savaşından bahsedilmiş. Atatürk'ün yabancı basına ilk konuşması ise dikkat çekici. İtilaflar topraklarımızı bölmeye çalışıyor ama biz savaşacağız başlığıyla verilen haberde tüm dünya Kemal Paşa'nın planını kendisinden dinliyor. 23 Aralık 1919'da ise bir yalan haber tüm dünyaya servis ediliyor. Roma imzalı haberde provokatif bir başlık atılmış, Türk isyancı lider öldürüldü. Haberde, Anadolu'daki Türk isyancıların lideri ve Küçük Asya'daki Türk Milliyetçi Hareketi'nin lideri Kemal Paşa suikastla kurban gitti. İfadelerine yer verilmiş. 18 Mart 1920'de Yeni Zelanda gazetesinde çıkan bir haberde ise Türkiye'de bulunan Yunan güçlerinden bahsedilmiş ve İtilaf Devletleri'nin Atatürk'ün emrindeki güçler arasındaki işbirliğini önlemek için İstanbul'da Türk Harp Dairesi, telegraf ve posta binalarının işgal edileceği yazılmış. Kurtuluş Savaşı ve Atatürk hakkında yabancı basında geçen haberlerden bazıları böyleydi. Bu içerik hakkındaki düşüncelerinizi yorum bölümünden bize yazabilirsiniz.